Birkaç hafta önce Karaman'da hepimizin vicdanını derinden yaralayan bir vaka yaşandı. İlk günden itibaren parti ve hükümet olarak bu olayın üzerine gittik ve 600 yıl hapisle yargılanan aşağılar aşağısı bu sapığın hak ettiği cezanın mevcut ceza yasamızda bulunmayışından duyduğumuz üzüntüyü paylaştık. Şimdi diyorlar ki, diyor Kılıçdaroğlu, niye sesiniz çıkmadı? Açsın baksın konuşmalarıma. Olay ortaya çıktığı anda kamuoyuna hitap ederek bu sapık alçaklar aşağıdır, aşağılıkların en aşağısıdır diye ilk konuşan benim. Bizim hiçbir kötü eylemin, sözün yanında durmamız mümkün değil. Hal böyle olmasına rağmen CHP'nin başındaki hasta adam olayı bıraktı, sapığı da bıraktı. Bize saldırmaya, bakanımıza saldırmaya hızını alamayıp sağa sola her yere saldırmaya başladı. Dünkü konuşmalarıyla bir kez daha tedaviye muhtaç, patolojik bir vaka olduğunu gösterdi. Girdiği tüm seçimleri kaybetmiş. Önce tıbbi bir muayeneden, sonra ahlaki bir dersten geçirmek lazım Kılıçdaroğlu'nu. Girdiği tüm seçimleri kaybetmiş. Bir takım sermaye ve medya çevrelerinin parlatması ile bugüne gelmiş. Son zamanlarda da bulunduğu koltuğu muhtaç olduğu paralel yapının sözcülüğüne soyunmuş, paralel yapıya partisini teslim etmiş bu kişinin seviyesizliği had safhaya ulaştı. Türkiye ile ilgili bir hayali, bir vizyonu olmadığı için gündeme gelmek amacıyla maalesef hakaret ve iftira gibi çirkinliklere yöneliyor. Sarf ettiği nezaketsiz, çirkin sözlerle gündem olmak maalesef bu seviyesiz şahsiyeti rahatsız etmiyor. Yıllardır kendi partisinin seviyesini ısrarla dibe çeken bu şahıs artık Türk siyasetinin de seviyesini dibe çekme gayretinde. Eminim Türk siyasetinde hakaretleri, iftiraları değerleyen bir çalışma, bir döküm yapılsa bu nezaketsiz kişi birinci olur. Ne siyaset kurumu, ne milletimiz, ne de CHP'ye oy veren vatandaşlarımız bu hasta adamı hak etmiyor. Kirli ve çirkin sözlerle siyaset yapanlar sadece kendilerini kirletir, kendilerini çirkinleştirirler. Bizim ahlakımız da, uslubumuz da o seviyeye inmemize müsaade etmez. Hakaret ve küfür ona, haya ve edep bize AK Parti kadrolarına yakışır.